Merhaba Web Tekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte iPhone ve Android cihazları kablosuz olarak şarj edebildiğini iddia eden kablosuz şarj standına bakıyoruz. Bu arada şunu belirtmek istiyorum, bu ürün hakkında sizlerden çok fazla ısrar geldi arkadaşlar. Gerek YouTube yorumlarında gerekse maillerde gördük, biz de alıp sizler için incelemek istedik. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Apple cihazlarda kablosuz şarj desteği yok, Android tarafında da kablosuz şarj cihaz seçiyor diyelim. Peki bu elinde görmüş olduğunuz uygun fiyatlı ürün ne yapıyor da Apple'ın yapmadığı şeyleri iPhone cihazlara getiriyor? Gelin masamıza geçelim ve yakından bakalım. Evet millet, masamıza geçtik ve şimdi ürüne yakından bakmaya başlayabiliriz. Üzerinde wireless charger, wireless ve limitless diyor. Yani kablosuz ve limitsiz harika bir mottoyla çıkmışlar. Şunların ne olduğuna birazdan değineceğim. Şöyle bir kağıt geliyor. Bu kablosuz şarj cihazımız. Bu da micro USB kablomuz. Şimdi bu kağıt parçası arkadaşlar aslında işlevsiz. Tamamen tırt duran şu yüzeyi kapatmak için, böyle bunu buraya koymak için yaptıkları bir şey. Eğer şu görüntüden hoşnut değilseniz bunu buraya koyuyorsunuz ve telefonunuz şarj olmaya devam ediyor. Aradaki kağıdın hiçbir problem yaratmadığını söyleyelim. Şimdi arkadaşlar paketin içinden şöyle iki tane alıcı geliyor. Arkadaşlar siyah olan Android cihazlar, bu da iPhone'lar için diyelim. Bu alet iPhone'ları nasıl kablosuza çeviriyor? Aslında basit bir numara yapmışlar. Buradaki alıcı aslında enerjiyi alıp şu ucundaki iPhone şarj yerine veriyor. Bu arada bir adet micro USB çıkıyor dedik, bunu da takalım bir yandan. Ancak bunu şimdi ben micro USB ile buraya taktığım zaman olayın ne esprisi kaldı? Zamanında Tesla'yı dinleseydik bunlar başımıza gelmezdi. Neyse bu bambaşka bir hikayenin konusu. Şimdi ben size nasıl kullanıldığını anlatacağım. iPhone için bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü bu iPhone girişine uygun. Kablosuz şarj desteklemeyen Android cihazlarımız için de bu parçayı kullanıyoruz. Bunların nasıl kullanıldığını da anlatayım sizlere hızlıca. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Telefonumuzun şarj girişine takıyoruz. Böylece de telefonumuz kablosuz şarja ulaşmış oluyor. Şimdi arkadaşlar arkaya taktık bunu. Tabii ki de bu böyle cücük gibi durmuyor. Bunu bir kılıfın içinde falan kullanmanız lazım. Bir de iPhone'unuza kılıf eklenmiş oldu. Ayrıyeten şöyle bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi şarj olmuyor. Şöyle birazcık daha yukarı alalım. Hafiften tam konumunu bulmanız için birazcık oynatmanız lazım. Umarım bulabileceğiz. Teknoloji gördüğünüz gibi gittikçe geriye geliyor arkadaşlar. Şöyle bir de dik koyalım. Yine herhangi bir şey yok. Ürünün üzerinde Fantasy Wireless Charger yazıyor. Hakikaten şu an fanteziden fanteziye koşturuyoruz bu şarj aletiyle. Evet, 500. denemede de başarısız olduk. Bir de şöyle telefonu koymadan deneyelim. Evet, telefonu koymadan bir titredi gitti. Heh, şu an şarj ediyor. Evet. Bırakıyorum telefonu. Bu aksesuar desteklenmiyor olabilir diyor. Yani burada anlıyoruz ki her şeyin orijinali güzel arkadaşlar. Maalesef ki doğru düzgün çalışmadı. Hazır iPhone için denemişken arkadaşlar aynı macerayı ben bir de Android'de yaşamak istiyorum. Çünkü doyamadım maceraya. Bu elimdeki telefon kablosuz şarjı desteklemiyor. O yüzden yine mecburen böyle bir aparata bağlı kalmak durumundayız. Ancak buradaki saçmalık da şu arkadaşlar. Micro USB'nin giriş yönünden dolayı şu şöyle üste geliyor. Yani buna kılıf da taksak, ne yaparsak yapalım olmayacak. Şöyle arkaya alırsak da bu aradaki bağlantı kopacak. O yüzden yine bir anlamı kalmıyor benim telefonum için. Şöyle bırakalım. Ancak benim telefonumda maalesef ki herhangi bir etki bırakmıyor. Yani gördüğünüz gibi bu aparat Android içinde cırt, daha fazla bununla maalesef ki uğraşamayacağım. Bir de direkt kablosuz şarjı destekleyen bir telefonla test edelim ürünümüzü. Bırakalım bakalım. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadan direkt şarj olmaya başladı arkadaşlar. Yani burada aslında iş birazcık da şu noktaya gidiyor. Telefonun kendisinde hakikaten böyle bir destek yoksa bu tarz aparatlar birazcık işe yaramıyor. Benim artık bu videoda incelediğimiz bu dandelik kablosuz şarj cihazı için söyleyecek fazla da lafım maalesef kalmadı. Arkadaşlar videonun başında da söylediğim gibi sizin ısrarlarınız sonucu bu ürüne ulaştık ve satın aldık. Siz de bu videoyu paylaşın ki bu tarz bir ürünü gören, "Aa, benim iPhone'um kablosuz şarj ediyor muydu, etmiyor muydu?" bir aydınlansın ve ona da bir bilgi gitmiş olsun. Her zaman olduğu gibi sizler için bir anket hazırladık. Sizce günümüzdeki akıllı telefonların olmazsa olmazı nedir? İşte iris tarayıcı, parmak izi okuyucusu, bu tarz kablosuz şarj durumları falan filan var orada. Cevabınızı bekliyoruz. Ve böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak atabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet, iki yanında duran bağlantılara tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıya tıklayarak da kanalımıza abone olabilirsiniz.